Merhaba arkadaşlar. Bugün 24 saat her şey mavi videosuyla karşınızdayım. Gözleri boncuk mavi. Hayatımda hiç mavi yiyecek belki de tüketmemişimdir. Koka dönüşüyorsunuz. Bu seriyi çok sevdiniz. Her şey siyah yaptık, her şey pembe yaptık. Bahar da geldi. Deniz mavi, gökyüzü mavi. Neden mavi çekmiyoruz ki dedim. Maviyi de çok severim bu arada. Gerçekten çok pozitif bir renk olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi şu anda yeni kalktım. Pijamalarım mavi, yatak örtüm mavi, yastıklarım mavi. Arkada mavi mumlar var, bilmiyorum onları görüyor musunuz? Onlar mavi. Ojelerim mavi. Şimdi masmavi bir makyaj yapacağız ve daha sonra dışarı çıkacağız. Evet arkadaşlar, şimdi masmavi bir makyaj yapacağım ama makyaja başlamadan önce kendimde küçük bir değişikliğe gideceğim. Mavi lensler takacağım. Masmavi de gözlerim olacak bugün. Ama çok kötü oldu. Çok duygusal, gerçekten zor durumdayım şu anda. Videoyu beğenin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi lenslerimi taktım. Şu anda daha iyi görüyorum. O zaman şimdi makyaja başlıyorum. Bu arada gözlerim falan çok kızardı, biraz çirkinleştim. Çünkü az önceki lensler biraz korkunçtu. Yüzüme ilk önce krem sürerek başlayacağım. Gördüğünüz gibi kremim de mavi. Şimdi mavi farlar uygulayacağım. Far paletimin rengine bakın. Mavi bir çikolata, çok tatlı. Yine aşırı tatlı bir ürün daha var burada. Yine mavi bir mavi tonları var içerisinde. Dışı mavi, içinde biraz sürpriz çıkıyor ama mavi tonlarının yoğunlukta olduğu bir aydınlatıcım var. Allık da olabilir, öyle de kullanabiliriz. Mavi maskara da süreceğiz. Mavi, burada çok enteresan bir şey var. Bu mavi dudak yağı gibi bir şey. Ama onunla bırakmayacağız, onunla kalmayacak. Bir de yanında mavi rujum var. Mavi, mavi, masmavi. Gözleri boncuk mavi. Şu ana kadar her şey güzeldi ama ruj da mavi olunca sanki hani bir şeyini çıkardım gibi oldu ama bakalım. Kendime bakıyorum şu anda, aynada çok yabancılaştım. Ruj olayı birazcık değişikleştirdi. Şimdi o zaman gideceğim, masmavi kombinimi de yapacağım ve sizinle birlikte dışarı çıkacağız. Geliyorum o zaman. Geldim. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi yine her şeyim masmavi oldu. Ama bu sefer sanırım gözlerden mi bilmiyorum ama kendimi cidden aşırı mavi hissediyorum ya. Bence güzel de kombin oldu. Demiştim size mavi güzel bir renk diye. Mavi. Birazcık tükenmez kaleme benzemişim sanki. Gerçekten böyle tükenmez kalemi yanlışlıkla yemişim. Her tarafım masmavi. Hayırlısı. Hadi gelin gidelim artık. Arkadaşlar, bir şeyler yemek için biliyorsunuz dışarı çıktık. Arabaya binecektim ama böyle bir gerçeklik var hala hayatımda. Arabam pembe ama takdir edersiniz ki her renk videosunda arabamı farklı renk yapamam. O yüzden ben şimdi kendi imkanlarımla bir şeyler yapacağım. Polar battaniye örtüyorum arkadaşlar. Arabanın şeyine ya, koltuğuna mavi. Şekil oldu. Gerçekten paça bir araba oldu. Birazcık minibüsçülere de benzemedi değil. Şuraya da mavi bir tespih taksam vites koluna. Gerçekten 10 numara 5 yıldız olurmuş ama bugün böyle. Biniyorum arabama artık. Dışım pembe olabilir ama içten içe maviyim arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Gidiyorum. Sürekli yani daha elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum ve çıta sürekli yükseldiği için de kendimle yarışmak zorunda kalıyorum ama merak etmeyin, bu video için de çok güzel sürprizlerim var. Bugün de masmavi bir gün geçireceğiz. Mavi mavi. Ay ben gerçekten ne istedim biliyor musun? Mavi bir tespihim olsun istedim. Arabada da İbrahim Tatlıses'ten Mavi Mavi açıp dinleyelim istedim. İbrahim abi lütfen bana şu an telif atma. Gerçekten içimden geldi. Yani içimden geldi şu an bu şarkıyı dinlemek istiyorum. Sesini de açayım ki sonuna kadar. Araba pembe ama benim 24 saat boyunca mavi videosu çekeyim, anlaşılsın. Camları da açalım mı sonuna kadar? Şapkam da zaten minibüsçü şapkası bir tık. Nişantaşı sokaklarında gerçekten. Gözleri boncuk mavi. Bir gördüm ama. Ne var arkadaşlar? Niye korna çalıyorlar bana? Mavi mavi masmavi. Gözleri boncuk mavi. Bir gördüm aşık oldum.
Bu gelen kimin yari? Arkadaşlar şimdi kahvaltımı etmek üzere Nişantaşı'ndaki Voi Cafe'ye geldim. Gördüğünüz gibi arka planındaki fayanslar da mavi. Ben de zaten masmaviyim. Birazdan da kahvaltı olarak Blue Maçalı Asahi Bowl'um gelecek. Çok heyecanlıyım. Hiç daha önce mavi maçalı bir şey yememiştim. Maçanın yeşil olanını test etmiştim ama mavi maça çok ilginç olacak. Aynı zamanda yanında da Blue Maçalı bir latte gelecek. Biliyorsunuz pembe videosunda pembe bir latte içmiştim. Bakalım mavi nasıl olacak? Zaten şu an masmaviyim. Dudaklarım da mavi. Çok enteresan olacak. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar, Blue Maçalı Latte'm geldi. Mavi Asahi Bowl'um da geldi. Efsane gözüküyor ve cidden çok güzel de kokuyor. Biliyorsunuz en son Asahi Bowl'u nerede yemiştik? Şeyma Subaşı'nın kafesinde yemiştik. Bakalım bu nasıl? Hazır mısınız? Alıyorum en mavi kısmından. Milkshake gibi. Şimdi kahvemin tadına bakacağım. Ben kahve için gerçekten çok heyecanlıyım. O zaman üstündeki şekli bozuyorum. Mavi oldu mu? Olmadı mı? Allah Allah. Çok iyi, ben şimdi güzel bir kahvaltımı edeceğim. Biraz büyük, büyük bir kaşık oldu. Açım yani. Arkadaşlar şu anda kahvaltıyı mavi mavi ediyoruz ama gerçekten mavi gıda bulmak aşırı zor. Yani bu öğünden sonra ne yiyeceğim gün içerisinde hiçbir fikrim yok. Bu arada bunların rengi mavi ama kesinlikle gıda boyası değil. Ben biliyorsunuz birçok şeyde gıda boyası kullandım ama birazcık zararlı oluyor. O yüzden bu sefer doğal içerikli bir şey tercih ettim ve gerçekten tadı çok lezzetli. Aşırı sevdim. Özellikle Asahi Bowl'u çok beğendim. Kahvemin üstündeki şekil hala bozulmadı. Arka planıma ilk oturduğumuzda mavi demiştim ama eminim aranızdan bazıları o mavi değil o turkuaz diyenler olacaktır ama turkuaz zaten Türk mavisi demek arkadaşlar. Ufak bilgiyi de vermiş olayım. Her zaman eğlence olmaz. Biraz da bilgi. Oo, çok güzel. Teşekkür ederim. Çok fazla mavi içecek bulmak zor dedim ama efsane şeyler geliyor bugün. Aşırı merak ediyorum. O zaman hemen tadına bakıyorum. Tadı bunun da çok güzel. Bu da arkadaşlar yine mavi bir diğer içeceğim. Bunun da tadı gerçekten çok güzel. Bunun içinde de bu arada Blue Matcha var yine. Ve ben cidden çok sevdim. En heyecanlı olduklarımdan birisi bu mavi cheesecake. Çünkü gerçekten efsane gözüküyor. Şimdi bunun tadına bakmak için cidden çok sabırsızlanıyorum. O zaman gelin sizin yerinize de yiyeyim. Arkadaşlar yine bu tatlının içinde de gıda boyası kesinlikle yokmuş. İçinde lavanta ve blueberry varmış. Aynı zamanda krema yerine de mascarpone peyniri kullanılmış. Benim ağzıma o değişik gelen tat demek ki lavanta olduğunu düşünüyorum. Tam bana göre gerçekten. Hayatımda hiç mavi yiyecek belki de tüketmemişimdir. Yani işte videodan videoya unicorn lahmacun, unicorn patates cipsi, işte oradaki biliyorsunuz birazcık zehirli kimyasallarla yapılan yiyecekleri arada tükettim ama bunlar çok değişik oldu. Bu kadar, hiçbir günde bu kadarını tüketmemiştim. Bakalım daha bizi neler bekliyor. Arkadaşlar birazcık kahvaltıyı sanki fazla kaçırdım ve çok yedim gibi hissediyorum. O yüzden bunları biraz eritmem gerekiyor. Konseptime uygun olarak şimdi Radisson Blue Otel'e gidiyoruz. Orada size bir sürprizim var. Arkadaşlar her şey mavi videomuz tüm hızıyla devam ediyor. Sizce nereye geldim? Masmavi. Serin sulara atlayacağım birazdan. Masmavi giyindim. Mayon mavi. Üzerimdeki her şey mavi. Birazdan sizinle birlikte havuza atlayacağız. Birlikte keyfini çıkaracağız havuzun. Bu arada saçlarımı biliyorsunuz yeni kestirmiştim. Birazdan kakül pişmanlık mı onu da göreceğiz ısınınca nasıl oluyor. Biliyorsunuz daha yaz tatili gelmedi. Havaların ısınmasına daha birazcık daha zaman var. Biliyorum şu anda ben havuza girerken bir tık belki üzüleceksiniz. Keşke ben de orada olsaydım diyeceksiniz. Ama merak etmeyin arkadaşlar sizin için de gireceğim. Biraderim için de gireceğim, kardeşlerim için de gireceğim. O zaman atlayışı yapmaya ben hazırım. GoPro'm da gelsin. O zaman ben gidiyorum. Bunu atlamayacağım tabii, tamam çıkartıp gidiyorum. Ya ben yüzme bilmiyorum, arkadaşlar bunu biliyor mu? Ama boyumu geçmiyor. O yüzden atlayabilirim. Gidiyorum ben. Nasıl atlayış? Namlusu çok güzel. Gerçekten siz de gelseniz de demek istiyorum. Bu beni kesmedi. Eminim sizi de kesmedi. Ben şu an 2 milyon takipçimin şerefine bir kere daha bir atlanır yani. O zaman arkadaşlar
Dilerim bizi. Yerlerimin canı cehenneme diyorum. Çok kötü oldum çünkü topum suyun dibine falan değdi. Biliyorsunuz ayarsız bir atlayışım var. O zaman şimdi takipçilerim için atlayalım. Arkadaşlar değil şöhret para için. Bu atlayış takipçilerim için. Takipçilerim için. Bu atlayış Instagram takipçilerim için. Beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar şimdi birazcık riskli bir şey deneme kararı aldım. Birazcık aksiyon olsun diyorum. Biliyorsunuz güven testi diye bir şey var. Bu şekilde arkaya doğru kendinizi bırakıyorsunuz. Normalde bir arkadaşınızla yapıyorsunuz bunu. Hani ona güveniyorsanız kendinizi salabiliyorsunuz. Bakalım ben arkamı havuza vereceğim. Bakalım nasıl olacak. Umarım başıma bir şey gelmez. Ama korkmuyorum biliyorsunuz hiçbir şeyden. Ben yılanlarla aslanlarla aynı kafese girdim şimdi düşününce. Birazcık pozitif olmak bakımından da yine kartlı gözlüklerimi taktım. En azından başıma bir şey gelirse çok pozitif biriydi derler bu halimi görünce. O zaman ben gidiyorum müsaadenizle. Galiba. Arkadaşlar hızımı alamadım. Biliyorsunuz ilk deneme her zaman ne olur? Çıraklık eseri olur. İkinci denemem kalfalık değil ustalık eserim olacak. Kaç puanlık bir atlayış bu sizce? Arkadaşlar mavi kokteylim de geldi. Tipetim de mavi, ojelerim de mavi, gözlüklerim de mavi. Şimdi o zaman ben birazcık izin verirseniz kokteylimi yudumlayacağım. Havuzun tadını çıkaracağım. Tadı nasıl diye sorarsanız böyle birazcık yaz güneşi, mavi bulutlar, birazcık pamuk helva. Bir kere daha bakıyorum. Biraz sanki Powerade mi? Biraz sanki Powerade'i de andırıyor. Emin olamadım. Sanki birazcık kokteyle ucuza kaçılmış gibi ama güzel. Bu kadar havuz keyfi bence bana yetti. Artık o zaman kokteylimi de içtiğime göre başka maviliklere doğru yelken açabiliriz. Hadi kaçtım ben. Şimdilik ama. Arkadaşlar şimdi Nalbur'a geldim. Çünkü hayatıma birazcık daha mavilik katmak istiyorum. Aynı zamanda videoya da. Çünkü yetmedi. O yüzden sprey mavi bir boya alacağım. Henüz ne boyayacağımı bilmiyorum ama eve gidince eminim boyayacak bir şeyler bulurum diye düşünüyorum. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar şimdi eve geldim. Birazcık yoruldum, üstümü başımı değiştirdim. Mavi mavi tekrardan giyindim. Bu sarı ananası maviye boyama kararı aldım. Çünkü neden olmasın? Bence çok başarılı olacak. Yine kendime inanıyorum. Bunu aynı zamanda yine videolarımın en sonunda arka planımda göreceksiniz diye düşünüyorum başucumda. Zaten bunu görüyordunuz bol bol. Bundan sonra mavi olacak. Umarım üstüm başım boyamam. Bu pantolonu seviyorum. Yeni aldım. Hadi bakalım. Demet. Aa çok güzel bir mavimiş. Bebek mavisi. Ama boya bu tarafa doğru uçuyor. Ben şu an saçma sapan bir hal aldım. O kadar rahatlık iyi değildir iş başındayken arkadaşlar. Yani birazcık konforumda ödün vereceğim. Başlıyorum. Aa çok güzel. Bayıldım. Ben buradan böyle boyayı sıkınca rüzgar vasıtasıyla lense doğru boya uçtu gitti. Böyle bir şey yaşansın istemeyiz. Lensimiz mavi olsun istemem. Evet mavi rengi severim. 24 saat boyunca her şey mavi ama lensimiz de mavi olmasın. En azından bizi görebilin. Ben o zaman devam ediyorum. Yani acaba hazır başlamışken duvarlara falan da mı girsek diyorum. Biliyorsunuz YouTuberların evleri böyle grafiti olsun öyle şeylerle kaplı. Benim duvarlarım bomboş beyaz duvar yani. Şuraya bir meyarfi çizeyim mi gaza gelip? Yapalım mı? İğrenç olacak, çok pişman olacağım. Yapayım mı? Arkadaşlar boyamaya karar verdim şimdi. Bu arada ben ev sahibi değilim, kiracıyım. Dediğim gibi çok büyük risk alıyorum bu video için. Hazır mısınız? Arkadaşlar bu benim yaratıcılığımı arttırdı. Gerçekten ben grafitici kişiliğimi keşfettim. Bu artık yalnızca bir M değil. Bu peri bacaları. Şimdi peri bacalarının yanına tatlı bir ev çizeceğim. Evin gözleri var. Ev ağlıyor bir de. Şuraya da güneş. Batarken güneş ardından tepelerin. Veda vakti geldi teletabilerin. Bakın ne yapacağım şimdi.
çalıştı adam. Genç yaşında metalci bir abimiz bu. Şurada ben yapalım. Nasıl oldu? Başarılı değil mi? Ay çok da kötü oldu. Ben ne yaptım şu anda ya? Arkadaşlar ben daha fazla gaza gelip evimin duvarlarını mahvetmeden önce bence artık bu boyama işlemini kapatalım. İçeri gidelim. Ne bileyim mavi bir akşam yemeği hazırlayayım ben size. Orada çok güzel bir sürprizim var. Bu olaylar tamamen spontane gelişti. Amacım aslında tek amacım şöyle bir boyama yapmaktı. Gidelim artık buradan. Dur bir dakika gel. Abi başlamışken bunu yapayım. Bırakıp gitsin bu ne devrandı, dünya gözünde Kerbela'dır. Allah'tan evet arkadaşlar, akşam yemeği vakti geldi ve ben de dedim ki o zaman çiğ köfte yoğuralım. Hem de nasıl çiğ köfte? Masmavi bir çiğ köfte yapacağım. Gördüğünüz gibi ambiyansım, her şeyim uygun. Modum çok yüksek. Masmavi çiğ köfteler beni bekliyor. Türkiye'de bir ilk olacak. Çok heyecanlıyım. Vardım. Tamam hadi artık müzik dursun ve ben çiğ köfte yapmaya başlayayım. Öncelikle hazır yapılmış çiğ köfteleri ben dışarıdan sipariş ettim. Bu bildiğiniz sıkılmış yani yapılmış bir çiğ köfte. Ben bunların hepsini önce karıştıracağım bir tabağın içerisinde. Daha sonra mavi gıda boyamla mavi çiğ köftelerimi elde edeceğimi düşünüyorum. Arkadaşlar çiğ köftelerimi artık yoğurmaya başlıyorum. O kadar da güzel koktu ki yani yapılmış çiğ köfte. Of. Ya ben bugün çok yedim ya. O zaman arkadaşlar en riskli kısma geçiyoruz. Gıda boyasını çiğ köftemin içerisine bakalım ekleyeceğim nasıl olacak. Geçen defa mavi gıda boyasıyla yapılmış olan lahmacun çok sonrasında karnım ağrıttı. Şöyle söyleyeyim yani her şey mavi videosuna çok uygun anılar yaşandı tuvalette. Anladınız bence şu an o yüzden elimi aşırı korkak alıştıracağım. Oo, karıştırıyorum. Aa, iyi. Oldu mu mavi? Bir yeşil oldu. Çiğ köftemiz turuncuydu, o yüzden birazcık daha iyi. Hayır, git. Çiğ köfte yiyor. Little into the middle. Ay. Tamam artık bunları ben sıkım sıkım yapıyorum ve koyuyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mavi çiğ köfte dürümüm hazır. Yeşillik koymadım çünkü her şey mavi sonuçta. Bence gayet lezzetli olmuş bu arada. Değişen tek şey rengi zaten. Ben çok başarılı buldum. Arkadaşlar şimdi bütün gün aktivitelerimizi yaptım, yemeğimi yedim. Son olarak yüzüme mavi bir maske uygulayacağım. Çok heyecanlıyım. Üzerimde fok balığı var bu arada. Çok tatlı. Fok değil mi bu? Evet fok. Ben o zaman arkadaşlar şimdi bunu takayım. Sonra bir görüşürüz. Fok balığı olarak ama. Ta-ta-ta-taaam! Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık bu videonun kapanışında mavi çiğ köfteden sonra fok olarak bitiriyorum. Yani evde denemeyin diyebilirim. Foka dönüşüyorsunuz. Umarım arkadaşlar bu videoda eğlenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Ben çok eğlendim. Ya da yeni bir tek renk videosu gelsin istiyorsanız aşağıya yorum bırakın ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ben fok balığı olarak bu videoya veda ediyorum. Ya bir fok balığının ricasını kırmayın. Kanalıma abone olun. Aşağıdaki zili açın. Bay bay. İyi geceler.